Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün boş günüm. Biraz sitede yürürken aklıma birkaç tane bilgi geldi. Onları aktaracağım size. Şimdi buraya Amerika'ya geldiğinizde biliyorsunuz telefon hattı almanız gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Telefon hattı. Çünkü gündelik hayatımızda olmazsa olmazlardan bir tanesi. Şimdi buraya geldiğinizde ilk başta banka hesabınız olmadığı için telefon hattı açarken bazı problemler yaşayacaksınız. Şimdi bu problemler tabii olmazsa olmaz. Yani faturalı hat alamayacaksınız. Çünkü banka hesabınız yok. Sizden banka hesabı isteyecekler, kart numarası isteyecekler. Ne yapacaksınız? Mecburen kontrollü hat alacaksınız. Şimdi mesela buraya geldiğinizde hangi hatları alabilirsiniz? Onlardan bahsedeyim. Verizon var. Bunun dışında T-Mobile var. Burada en çok tutulan bir de AT&T diye bir altyapı var, operatör var. Bu yani Türkiye'deki Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi altyapılar Amerika'da. Bunu söyleyebilirim. Şimdi buraya geldiğiniz zaman... Adam korna çalıyor. Buraya geldiğiniz zaman... Kontrollü hatta ortalama 50 dolarlık bir ücret ödeyeceksiniz. Kontrollü hat. 30 gün bunu kullanacaksınız. 30 gün içerisinde zaten mutlaka banka işini halledersiniz. Yani bir hafta, iki haftada banka işiniz hallolur. Ama tabii bu parayı verdikten sonra yani 30 gün beklemek zorunda kalacaksınız. Bu telefon numarasını her yere vereceksiniz. Yani böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Verdikten sonra tabii sosyal medya olur, belki iş başvurusu olur. Yani bunları unutmayın, mutlaka bir yere yazın. Çünkü bu numarayı güncelleyeceksiniz zamanı geldiğinde. Burada şöyle bir şey var. Örnek veriyorum, ben T-Mobile kullanıyorum. T-Mobile'dayken bir tane numaram vardı benim. Bu numara kontrole geçtiğim zaman taşınmadı. Yani taşımadılar. Amerika'da bu şekildeymiş. Numaranız baştan aşağı değişiyor. Sistemden otomatik bir numara atıyorlar. Böyle bir durum var. Ben buna çok şaşırmıştım mesela. Bunu size söyleyeyim. Yani bilginiz olsun. Amerika'ya geldiğiniz zaman banka hesabı olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Birçok yerde sıkıntı yaşarsınız. Yani her yerde ödeme olarak çok ciddi anlamda özellikle temassız ödemeye çok önem veriyorlar. Faturalara geçtiğiniz zaman bayağı bir rahat edebilirsiniz. Misal veriyorum. iPhone almak isterseniz burada operatörlerden sim kilitli olarak iPhone alabilirsiniz. Mesela biliyorsunuz iPhone 14 çıktı, 14 Plus çıktı. Çok uygun fiyata alabilirsiniz burada. Yani 3-4 günlük çalışma şeyinizle Apple cihaz alabilirsiniz. Ki bunu da zaten 2 yıllık taksite bölüyorlar. Şimdi taahhüt yapıyorsunuz. 2 yıllık taksitte faturaya ek olarak ödeme yapıyorsunuz. Ben buraya geldiğim zaman iPhone 13 Pro aldım. Şu an onunla video çekiyorum. Yani iPhone'um yoktu. Yani telefonum da eskimişti zaten. Telefon almak istiyordum. T-Mobile'den taksite girdim. Şu an kasko da yaptırdım. Yani düşmelere, çarpmalara, suya düşer, ne bileyim çalınır. Ayda 20 dolar da ek olarak onu ödüyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz faturalıya geçtikten sonra. Evet, videoyu çok uzatmayacağım. Bunları zaten daha önceki videolarda anlatmıştım. Aralara serpiştirmiştim ama başlık olarak da bu videoyu çekmek istedim. Arşiv olsun. Buraya geldiğinizde çünkü yani telefonunuz olacak. Ne bileyim hat alacaksınız. Bu bilgiler önemli. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın arkadaşlar.